İsmi lazım değil beni o şerefsiz. Beni o Allah'ın belası yıktı. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilere ayaküstü vasiyetini açıklamıştı. Hepiniz, İnci gel, aşkım gel sen karışma, gel yaparım da. Geldim, arkadaşlar bu gece Serdar Ortaç'ın bütün şarkılarını dinleyeceksiniz. Bu gece Karabiberim'den bugüne kadar. Ya, aç ışıkları. Hanımefendi sen de... Hanımefendi. Şşş, hanımefendi siz daha doğmamışsınız. Mesafe. Açıklamasının ardından saatler geçmeden Serdar Ortaç'tan severlerine kötü haber geldi. Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu. Bana güller verdi tatlı lan bu ne ya? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu. Konser programlarını çoğaltan Serdar Ortaç, son zamanlarda sık sık sahne alıyor. Her güzel şeye alınma, Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne almış ve o gece alkolü fazla kaçırmıştı. Yeniden doğmak istemiyor. Bu gece Murat'ı yeniden doğum yapacağız. Arkadaşlar, hepimiz bunalım şarkılar seviyoruz. O yüzden bir kadeh içer misiniz? Göreyim. Kızlar. Ha doğum günü diye kasacaksın mı yani bütün gece? Abla alır mısın kadeh diye? Kahve, çay. Bana da bir kadeh verir misiniz? Baba iyi misin? Sağ taraf şerefinize içiyorum beyler. Şerefe Murat Şahin masası. Şerefe sol taraf. Şerefe kaldır. Kadehi abla kadehi. Şerefe. Bütün depresyondakiler için okuyacağım baba. İsmi lazım değil, beni o şerefsiz, beni o Allah'ın belası. Serdar Ortaç'tan konser bitiminde kötü bir haber geldi. Serdar Ortaç, ilaç kullandığı için alkol almaması gerekiyordu. O gece alkolü fazla kaçıran Serdar Ortaç'ın zehirlendiği iddia edildi. Of! Seren Serengil, konser sonrası Serdar Ortaç'ın o gece zehirlendiğini ve çok üzüldüğünü belirtti. Master artı 5. Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini duyan Arto, bu kadar değerli bir insanın kendine bakmayışı üzüntü verici. Freni boşalmış kamyon gibisin, çok değerli bir adamsın diyerek üzüntüsünü dile getirdi.